Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Dolunay sunucusunun 13. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bu videoda bayağı bir kule çıkmayı düşünüyorum. Berker'le beraber bir 10 tur falan çıkmayı düşünüyorum. Hani bir günümü neredeyse buna ayıracağım. Tabii yapabilecek miyiz göreceğim. Hani size hepsini göstermem büyük ihtimal ama birkaç turunu görürsünüz. Bakalım kulede ne kadar para kasabileceğiz, nasıl kârlar edeceğiz, göreceğiz. Umarım güzel şanslı günümüzdeyizdir ve güzel basarız. Bakalım hayırlısı diyelim ve kule çıkmaya başlayalım o zaman. İlk tur kulemizi yaptık. Şöyle bakalım, zırhı çıkardık, çelikleri basacağız. Umarım bir iki tane geçirebiliriz. İki tane geçirirsek 80'im direkt. Ama en kötü bir tane alalım. En kötü bir tane bile alsak okeyim. Şöyle abi ilkini basıyorum, ilki yandı. İkinciyi deniyorum hemen, hop ikinci de yandı. Üçüncü bir kardeşimiz bir taktik vermişti. Demircini sırtına dönmemişti. Sırtına böyle sırt sırta verin. Ya da tam ters şekilde bakacağız bilmiyorum. İlk böyle deneyeyim. Bakalım geçecek mi böyle. Yapıştırdım, bu yandı. Ve sonuncu artık. Bu sefer de şöyle sırtına bakıyorum. Bakayım böyle geçirebilecek miyim. Hadi sen geç, 40M gelsin be. Sen geç, 40M gelsin. Hop bu da yandı abi. 4'te 0. Kötü başladık. Ufak bir problem oldu. Koordinat hatası oldu. Bir silahçı çıktı ama olsun. Buradan da hemen bir karımızı edelim. Sarı ejderha yayı var elimde. Bunları basacağım abi. İlkini basıyorum. İlki yandı. Hemen ikinciyi yapıştırıyorum. İkinci de yandı. Üçüncü sen geçer misin? Hop bu geçti. Güzel. Sen de geçer misin be? Sen de geç. Mutlu olalım. Hop. Karbanın üzeri ne zaman gelir ya? Bu yandı. Bir tane geçirdik. Yine de bir 15'im karımız var. Gayet güzel. Bir tur daha çıktık. Silahçı çıktı. Şöyle basalım bakalım. İki tane muharebe, iki tane sarı ejderha yayım var. Şöyle ilk muharebeye atıyorum. İlki yandı. Bir tane sarı ejderha yayı atıyorum bunun üstüne hemen. Hop bu da yandı. Burada bir muharebe var. İki efsun. Bu önemli. Bunun geçmesi lazım. Hadi oğlum. Geçerse güzel olur. Hop. Teşekkür ederim Allah'ım. Çok güzel. Çok güzel. İki efsunlu muharebeyi geçirdik. Son bir sarı ejderha yayım daha var. Bunu da bastım. Bu yanda ama olsun. O muharebenin geçmesi önemliydi. O geçsin yeter. Bugün maşallah full silah ustası gidiyoruz. Şöyle sarı ejderha yayı var. Bunu basacağım yine. Artı 8 abi. İlkini atıyorum. Bir tane geçirdik. Güzel. Hemen şöyle ikinciyi atıyorum bunun üstüne. Bu yandı. Üçüncüyü yapıştırıyorum. Hadi sen geçer misin? Bu da yandı. Abi sonuncu büyük bomba. Ben 3 tane yanlışlıkla yaya almışım. Bir tane eksik almışım. Şöyle artı 8 var. Bunu artı 9'a deneyeceğim. Bu turda bastığımız değil. Önceden kalma. Umarım geçirebiliriz. Artı 9 olursa var ya 60-70'im. Hadi oğlum be. Yaparsın. Ahmet Çakar bak. Ahmet Çakar'la basıyorum. Ahmet Çakar geçirir. Tam bakın beyler deyip yapıştırıyorum. Bakın beyler. Başaramadık. Sonunda bir kuyumcu çıkarabildik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir tane hesabı yanlışlıkla şehirde doldurdum. O yüzden bir hesaptan basamayacağız. 3 tane deneyebileceğiz toptan bakalım. 3'te 2 çıkarırsak çok güzel olur. Artı 8 abonos küpelerin tanesi 17-18'e direkt gidiyor. Yani diğer itemler biraz sürüyor satılması ama bunlar direkt gidiyor. Onun için buradan ne kadar çıkarabilirsek bizim için o kadar iyi olur. Şöyle hemen ilkini bir artı 8'e deniyorum. İlkini yaktık. Hemen ikinciyi deniyorum. Bunun da bir efsunu var. Efsunu yine birkaç, 500k falan daha yükseğe gider. Şöyle attım bunu çok güzel. 17.5M normalde hani 18'e falan geldi diyebiliriz. Son bu hesapta da basalım bakalım. Hadi oğlum sen de gelir misin? Ah be gelmedi ama 18'e aldık en azından. Bir turda zırhçı çıkardık. Bakalım zırhçı da ne kadar geçireceğiz. Şöyle hemen çelik basıyorum. Çelikte Ali kardeşimin bir taktiği vardı. Demirciyi ensesinden öp diyordu. Ensesinden öpelim bakalım şöyle demirciyi. Tam öperken abi şurada şöyle yapıştırdık. Yok demirci ensesinden öpülmesinden pek hoşlanmıyormuş. Ya da hareket ediyoruz diye de olabilir. Belki huylanmıştır. Ve bir de hareket etmeden deneyelim. Bakalım yok abi. Ense taktiği işe yaramıyor. Bir de şöyle adam gibi yüz yüze. Bak bak gözlerimin içine bak. Hocam, söyleme gözlerime bak. Böyle yapıştırdım ve geçti. Gözlerimin içine bakması lazımmış. Tekrardan bak oğlum gözümün içine şöyle bak. Adam korkma lan. Bak buraya yapıştırdım. Bu sefer işe yaramadı. Ama olsun bir tane geçirdik. 30M geldi abi temizinden. Gayet güzel. Bugünün tombalasında 1000F var. Bende kalan tom markalarımı buna kullandım. Ve bir tane ticaret camlık marka bıraktım. Bakalım umarım çıkarabiliriz. Yani çok zor ama çıkar mı çıkar çıkaran arkadaşlarım var. Umarım biz de çıkarabiliriz. Şöyle açıyorum abi ikili lanet kitabı. İkinciyi açıyorum şans simgesi. Bir şans simgesine daha tılsım çıkarabiliriz ama hepimiz çok yok. Bir tane daha alıyorum enerji parçası. Dördüncüyü açıyorum süs taşı. Son iki tane. Hadi oğlum bir şans simgesi daha geldi. Ne geldi? Karanlık tılsım. Tamam iyi. Hepimiz yoktu. Direkt tılsımı aldık. Güzel.
Hemen şöyle bir tane daha bozduruyorum ve enerji partisi geldi. Bir şey yakalayamadık ama en azından tılsım aldık. Gayet güzel. 5 tane de büyülü yumurtam var. Bu yumurtaları da açalım bakalım. Belki bir Efsun falan çıkarırız. Şöyle hemen ilkini açıyorum. Young çıktı. İkincisini açıyorum. Young. Üçüncü liderin kitabı Young. Ve sonuncudan da yine Young çıktı. Şimdi bir tane Dolunay Kılıcı alıyoruz. Şöyle 37 ortalama, 3 delici, 4 ölümsüz, 6 şeytan, Bivona, artı 8. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. Bunu ticaret amaçlı alıyorum. Hani bunu ortalama 1.5-2 Bivona satarız. 4 ölümsüz, 3 de delicisi var. Ya yani gayet güzel bir dolu, gayet ucuz. Hayırlı olsun arkadaşa. Aldığım 37 ortalamalı doluyu şöyle satıyorum. Bivon 36M, üstüne de şöyle 4 tane envanter genişletmesi alacağım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Şimdi şuradan üstüne 4M daha alacağım bu arkadaştan. Ortalama olarak Bivon 50M geliyor. Hayırlı olsun, güle güle kullansın. Kısa sürede birkaç saat içinde 50M katladık buradan, gayet güzel. Ben 3. katlık hesabı bozdum ve saniyesinde abi 4 tane Ayşe etkinliği geldi bu aya. Sistem mallarına özür olarak Ayşe etkinliği getirmişler ve benim de tekrardan bir 61 level dizmem gerekecek. Hani eventlik için halledebiliriz diye düşünüyorum. Biz o hesabı tekrardan dizeriz diye düşünüyorum. Tabii ki simya falan takmayacağım. Ama o hesabı şimdi beyaz şebnem lazım olacak ki beyaz şebnemi kulede de bayağı kullanıyorum. Kulede çok lazım oluyor. Şöyle hemen bir beyaz şebnem yapalım. Çan çiçeği suyu diyelim. Buradan hemen bir dok suyu. Ardından sambo suyu. Ve beyaz şebnem yapıyoruz. 20'li 20'li yapacağım. Bakalım, umarım bir 200 savunma veya 150 savunma yakalayabiliriz. Şöyle çeviriyorum hemen hepsini. Bir tanesi 60'lık oldu. 60'lık olması kötü onun. Büyük ihtimal savunması 70 veya 50 falandır. Hatta ilk ona bakacağım. Sen kahin misin? 70 savunma 5 dakika aynen. Hemen diğerine bakalım. 200 savunma 2 dakika güzel. Bir tanesine daha baktım. 100 savunma 3 dakika 150 savunma 3 dakika, bu da güzel. 200 savunma ve 150 savunmalar güzel bizim için. 100 savunma 5 dakika yani. 70 savunma 3 dakika çöp. 70 savunma 2 dakika, bu da çöp. Ve 200 savunma 5 dakika, işte bu çok güzel. Bu çok güzel. 3. katta kullanacağımız hesapta ay ışığında beyaz şemden basacağım. Çok aşırı bir ateş dizmeyeceğim. 80 ateş veya 75 ateş yapmak istiyorum. Çünkü hesabın hasarı az olacak. Biraz daha hasara yönelmek istiyorum hesapta. Eldivenle takacağımız için elementer korunma taşı takmayacağım. Geri kalan savunmayı da beyaz şemden ve şamanın buff ile kapatmayı düşünüyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu videoda dizemeyeceğiz tabii ki de, ama diğer videoda artık o hesabı dizmeye geçeriz. Şöyle ufak ufak temellerini atmaya başladım. Kulede bastığım itemleri sattım. Fakat silahlar satılmıyor. Elimde şöyle muharebe kılıcıyla sarı ejderha yayı kaldı. Bunları dedim ki bir artı 9'a vuralım o zaman. Yani bu şekilde çok bekledi. 2-3 gündür böyle. Dedim ki vuralım. Umarım bir artı 9 geçirebiliriz. Şu muharebenin artı 9 olmasını istiyorum. Bu artı 9 olursa çok güzel olur bizim için. İlkini yakacağını düşünüyorum. O yüzden ilk şöyle yemleme olarak sarı ejderha yayını basacağım. Üstüne de muharebeyi vuracağım. Umarım tutar totemimiz. Bu geçerse bu da olur. Her türlü kar ederiz. Bir tanesi geçsin yeter bize. Hadi oğlum, yandı. Yanlışlıkla bastım. Yandı. Tamam, taktiğimiz hala tutuyor aslında. Devam ediyor. Sırada muharebe var. Bunu da geçirmesi lazım. Bunu da umarım geçirir. Hadi oğlum, yaparsın sen. Kırmazsın bizi. Şöyle yapıştırıyorum ama alnını silmesini, geçmesini bekleyeceğim. Bu klasik Metin 2 totemidir. Geçti. Ama yaktık maalesef abi. Sağlık olsun. At görevimizi de yapalım bir yandan. Şöyle hemen binicilik öğrenmek istiyorum dedik. Ben hemen bir görevi yapıp geleyim. Görevi yaptım, geldim. Bakalım kabul edecek mi? Şöyle hemen oyun görevlerinden bakalım. Çok güzel, kabul etmiş. 8 level oldu atımız, hayırlı olsun. Hesabı kastırmaya geldim. Şöyle Abo Fişaney, yine klasikliklerimizden. Bu hesapta yine manu falan da var. Bu hesabı kastıracağız. Şu anda 31 level oldu. Bakalım ben hesap 41 level olduğunda açarım tekrar abi. Hesabı 41 level yaptırdım. Ölümcül var elimde bir tane. Buna Efsun atacağız. Umarım bir 15 ateş getirebiliriz. Eğer ki 15 ateş getirirsek kendim kullanırım bu zırhı. Kendi zırhını yapmış olur. Önceki hesabımızda da kendi zırhımızı yine kendimiz yapmıştık. Bakalım getirebilecek miyiz? Şöyle ilkini atıyorum. 10 büyü 3 HP absorbe, 5 SP absorbe. Çöp, iş yapmaz. İkinciyi atıyorum. 30 STR, 10 pençe, 5 HP absorbe. Yine çöp. Son Efsun artık. Bakalım bunda bir şey gelecek mi? 10 HP absorbe, 10 kılıç. Bir şey yakalayamadık abi, sağlık olsun. Artık ork dişini de vermeye yavaştan başlayabiliriz. Ork dişlerinin fiyatları da düşmeye başladı. 3.5M'de 2M'e kadar düştü. Şöyle verelim bakalım ilk ork dişimizi kabul edecek mi? İlkini kabul etmedi. Sıkıntı yok. Simyacının yanındayız.
simya deneyeceğiz. Allah Allah Allah. Bu sunucu da ilk efsanevi simyamı deneyeceğim. Şöyle iki tane antika safirimiz var. Umarım efsaneviyle ayrılırız buradan. Yakarsak 25 hem zarardayız. Geçirirsek de 20 hem falan bir karda olacağız. Umarım geçer. Hadi bakalım ya, bir geçer misin lütfen? Bir kere biz mutlu ayrılalım şuradan. Bir kere de bizim yüzümüz gülsün. Hadi oğlum. Şöyle yapıştırıyorum abi, ben bakmıyorum. Bastım. Umarım geçmiştir. Abi yanmış be. 25M çok güzel bir şekilde girdi valla. Elimde 8 adet deniz kızı sandığı var. Bakalım bunları açacağız. Umarım bir karbon fiber çıkarabiliriz. Balık eventi gelecek. Onun için bütün olta malzemeleri uçtu. Karbon fiberler 75M. Diğer olta malzemelerinin en kötüsü 5M. Çitlenmemiş olta da 10M. Toplam bunların tanesine 6M verdim. Deniz kızı anahtarları da 100K zaten. Hani 48M verdim buraya. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Umarım bir karbon fiber alırız. Şöyle bilgi kısmını açıyorum abi. Hadi bakalım açmaya başlayalım. İlkini açtım. Pet kitabı sandığı. Çok güzel. Mükemmel abi. Tamam. Parayı çıkarmış olabiliriz belki de. Bilmiyorum ama. Şöyle ikinciyi açalım. Merhabalar. Karbon fiber. Karbon fiber abi. 75M direkt karbon fiber. Mükemmel. Hemen üçüncüyü açalım. Young. Dördüncüyü açıyorum. Olta halkası. Güzel. 5M'de bu. Bir tane daha açtım. Young. Son üçlü. Bunu da açıyorum. Yine Young çıktı. Son ikili. Son ikilinin ilkini açıyorum. Pet kitabı sandığı. Sonuncuyu açıyorum. Taş sanatı kitabı. Abi mükemmel. Canlı canlı şöyle pet kitabı fiyatlarına bakmak istiyorum. 8.5M'miş ya. Ben bunları bir 20M olur diye düşünüyordum ama. Olsun. Şöyle düşüneyim. 17M şurası. 75M bu. 92M. Hani olta halkasıyla şuna da 8M diyelim. Hatta belki taş sanatı daha fazla bile ediyor olabilir. Ama en kötü 100M çıkardık buradan. Bir 50M karımız var. Valla simyada ettiğimiz zararı direkt çıkardık. Hatta 25M'de bir kâra geçtik. Gayet güzel abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.